Bugünkü vaaz konusu şudur. Yaşamımızda Tanrı'nın gücünün ortaya çıkması, açığa çıkması. Çünkü her Mesih inanlısı kurtuluşa çağrılmıştır ama aynı zamanda Tanrı'ya hizmete çağrılmıştır. O yüzden Matta'nın son bölümünde İsa son sözünü sadece elçilere değil, bütün inanlara söylemiştir. Gidin ve bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Ve bugün Tanrı'nın sözünden yaşamımızda Rabbin gücünün nasıl açığa çıkacağını birlikte göreceğiz. Birçok insan yaşamının değişmesini arzu eder, talep eder ama gücün nereden geleceğini ve gücün nasıl yaşamlarımıza akacağını bilmediği için çaresiz bir şekilde bekler. Peki Tanrı gücünü göndermeden önce ne yapar? Kutsal kitabın genel bir ilkesi vardır. Rab gücünü göndermeden önce sözünü gönderir. Yaratılış da başladı. Rab ışık olsun dedi ve ışık oldu. Ve Rabbin gücünden bahsederken de kutsal ruhtan bahsetmemiz gerekir. Çünkü Rabbin gücü, o mezmurlarda yazan Rabbin o güçlü sağ eli kutsal ruhtur. Rab kutsal ruh aracılığıyla gücünü halkına verir. Amin. Şimdi birlikte kutsal kitabın ayetlerine bakalım. Yasanın tekrarı kitabına bakalım. Yasanın tekrarı 24-20. Bu muhteşem bir ayet. Bunu her okuduğumda yüreğim değişiyor. Kutsal kitap diyor ki, zeytin ağaçlarınızı dövüp ürününü topladığınızda dallarda kalanı toplamak için geri dönmeyeceksiniz. Kalanları yabancıya, öksüze, dul kadına bırakacaksınız. Bu ayetten ne anlıyorsunuz? Rab bir zeytin ağacıyla ilgileniyor, değil mi? Ve o zeytin ağacından fakirlerin, yoksulların da yemesini Tanrı istiyor. Aslında ayetin bağlamı çok net. Rab fakirlerle ilgileniyor. Çevredeki fakirlerle, yemeği olmayan insanlarla. Rabbin yüreği merhamet doludur. Ama bu ayette çok enteresan bir şey var. Bu zeytin ağacı beni çok ilgilendirdi bir zaman. Ve kutsal kitabın çeşitli ayetlerine baktığınız zaman Tanrı sözü imanları bir zeytin ağacına benzetir. Mesela Mezmur kitabına bakın. Mezmurlar. Mezmurlar 52. bölüm. Mezmurlar 52. bölüm 8. ayette. Davut kendisine böyle söylüyor. Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim. Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim. Çok ilginç. Davut kendisini bir zeytin ağacına benzetiyor. Demek ki bu zeytin ağacı çok önemli bir şey. Demek bu zeytin ağacı ile ilgili çok enteresan bir bilgi veriyor kutsal kitap bize. Ve Tanrı'nın gücünün ortaya çıkması için işte bu bilgiye ihtiyacımız var. Bilmediği kişiyi nasıl çağıracaklar diyor Paulus. Bilmedikleri konu için nasıl imanlar dua edecekler? Ve daha devam ediyor kutsal kitap. Zekeriya kitabına bakın. Zekeriya 4. bölüm 11. ayet. Meleğe kandilin sağındaki ve solundaki bu iki zeytin ağacı nedir diye sordum. Altın gibi yağ akıtan iki altın oluğun yanındaki bu iki zeytin dalı nedir? Bunların anlamını bilmiyor musun diye karşılık verdi. Hayır efendim dedim. Melek bunlar bütün dünyanın Rabbine hizmet eden zeytin yağıyla kutsanmış iki kişidir. Haleluya. Kimmiş bunlar? Vahiy kitabındaki o iki tanığı kutsal kitap iki zeytin ağacı olarak tarif ediyor. Demek ki ruhsal olarak bizim şunu anlamamız gerekiyor. Biz zeytin ağacıyız. Tanrı'nın diktiği bir zeytin ağacıyız. Yeni antlaşmada da bu var. Romalılar 11. bölümde kiliseyi zeytin ağacı olarak bize gösteriyor. Hatta diyor ki Paulus, bizler yabanıl bir zeytin ağacıydık ama Rabbin lütfuyla o orijinal zeytin ağacına eklendik diyor kutsal kitap. İşte bu bilgi çok önemli. Çünkü bu bilgiyi bilirsek Rabbin gücünün nasıl ortaya çıktığını çok net anlarız. Çünkü zeytin ağacını öğreneceğimiz çok somut bir şey var. Zeytin ağacından
zeytin adlı bir meyve çıkıyor değil mi? Biliyoruz. Ve bu zeytin çok önemli. Bunun yağı çok önemli. Ve ilginç bir şekilde yasanın tekrar 28. bölüm 40. ayette şöyle diyor kutsal kitap. Diyor ki, ülkenin her yerinde zeytinlikleriniz olacak. Ama zeytinyağı sürünmeyeceksiniz. Zeytin ağaçlarınız ürününü yere dökecek. Kutsal kitap diyor ki, bu bölüm lanetlerle ilgilidir yasanın tekrarında. Eğer bir zeytin ağacı meyvesini kendisi yere döküyorsa, İsrail onu yememesi gerekiyordu kutsal kitapta. Çünkü diyor ki, bu bir lanetin göstergesidir. Peki zeytin ağacı ürününü nasıl toplar ya da ürününü nasıl verir hiç gördünüz mü? Zeytin ağacı ile ilgili bir o hasatı hiç takip ettiniz mi? Nasıl topluyorlar? Evet. Ne kadar ilginç. Sırıkla toplanır. Uzun bir sırıkla ağaca vururlar ve altına bir bez sererler ve o beze dökülür. Zeytinin o ağacın meyvesi. O ağaç meyvesini kendi dökmemesi gerekiyor. İşte kutsal kitaptaki bize gösterilen zeytin ağacı bizsek eğer, bizi de bir sırıkla dövmesi gerekiyor. O sırık nedir? Çarmığın kendisidir. Çarmığı sizi dövmedikçe sizin meyveniz yere düşmez. Eğer sizin meyveniz kendiliğinden düşüyorsa bu Rabbin meyvesi değildir. Buradan güç çıkmaz. Yani ne demektir bu? Eğer benlikten bir meyve düşerse bu Rab için güç sayılmazdır. Ama çarmı bizi dövdüğü zaman o düşen meyveler gerçekten Rabbin elinde bir güce dönüşebilir. İşte aradığımız şey bu. Çarmıh bizi dövmeli. Çarmıh bizi sarmalı, sarsmalı. Çarmıhın önünde olmalıyız. Rabbin sevgisi bizi sarsmalı. Düşünebiliyor musun? Yıllarca günah işlemiş ben. Sadece bir iman sözüyle yepyeni bir yaşama kavuşuyorum. Bu nasıl olabilir? Bu beni sarsıyor. Bu kadar büyük sevgi, hayret ediyorum. Kendimi bu kadar sevemezken Tanrı nasıl beni bu kadar seviyor ki biricik oğlunu yeryüzüne gönderip benim için ölmesini sağlıyor. İnanılmaz. Bu nasıl olabilir? Bu beni sarsıyor. İşte bu Rab sizi ne kadar sarsarsa o kadar yere meyveniz dökülür ve o kadar güç açığa çıkar. Ve bunu bilmek harika. Ve düşen meyveler ve buna ekleyeyim Hristiyan yaşamı çok uzakta değil, çarmığın dibinde olması gerekir. Her gün çarmığın önünde olmamız gerekiyor. Ve çarmığı her günlük eylemlerimizde bizi sarsmalı. Rabbin sevgisini, Rabbin lütfunu ve Rabbin kurtarışını düşünerek yaşamımızı sürdürmeliyiz. Çarmığın gölgesinde. Ve kutsal kitap diyor ki, Mika kitabının 6. bölüm 15. ayetine birlikte bakalım. Kutsal kitap, bu düşen meyvelerin ne yapıldığı ile ilgili bize gösteriyor. Mika kitabı 6. bölüm 15. ayet. Ekecek ama biçemeyeceksiniz. Zeytin ezecek ama yağını sürünemeyeceksiniz. Üzümü sıkacak ama şarabını içemeyeceksiniz. Mika kitabında ne diyor? Bu zeytinler ne oluyormuş? Zeytin eziliyormuş. İşte zeytin ezildiğinde oradan bir yağ çıkıyor. Ve o yağ çok değerli. O yağın ruhsal anlamı nedir? Rabbin gücüdür. Çünkü Mesih İsa dediğimizde biz her ibadette Mesih İsa, İsa Mesih Rab'dir diye söylerken ne diyoruz biliyor musun? Meshedilmiş olanın İsa'dır. O meshedilmiş olan, Rabbin yağıyla meshedilmiş olan İsa diye biz ilan ediyoruz. Ve bizim Rabbimiz meshedildiyse o meshediş bize de aittir. Bizim de ihtiyacımız vardır. Ve İbranice'de Mesih kutsal yağ ile ovulmuş anlamına gelir. Yani Rabbin gücüyle örtülmüş anlamına gelir. Ve işte bizim ihtiyacımız olan şey de bu. Rabbin gücüyle örtülmektir. Ama bunun için çarmıh bizim meyvelerimizi dökmeli ve o meyvelerin ezilmesi gerekiyor. Luka kitabının 22. bölümüne bakın. Çok enteresan. İsa da son o sıkıntı zamanını çok ilginç bir yerde geçirdi. Nerede? Getsemani bahçesinde geçirdi değil mi? Orada ne yetişiyordu?
Orası zeytinlik bahçesiydi değil mi? Ve orada Mesih son duasını yaparken büyük bir ezilme oldu. Büyük bir ezilme, ruhta büyük bir ezilme oldu orada. Orada Mesih tamamen ezildi. Ve işte o ezilmeden büyük ve dünyayı sarsan bir güç ortaya çıktı. Kurtuluş gücü. Haleluya. Ayetleri birlikte okuyalım. 22. bölüm 39-44'te. İsa dışarı çıktı. Her zamanki gibi Zeytin Dağı'na gitti. Oraya sık sık gittiğini söylüyor kutsal kitap. Öğrenciler de onun ardından gittiler. Oraya varınca İsa onlara dua edin ki ayartılmayasınız dedi. Onlar da bir taş atımı kadar uzaklaştı ve diz çökerek şöyle dua etti. Baba, senin isteğine uygunsa bu kaseyi benden uzaklaştır. Yine de benim değil senin isteğin olsun. Rabbimiz o başına geleceğini biliyor. Çarmıhı görüyor. Ve dayanamıyor. Mümkünse bu uzaklaşsın ama yine de senin isteğin olsun. Ne kadar büyük bir sıkışma var değil mi? Hiç böyle zamanlarda dua ettiniz mi? Katlanamayacağınız bir sıkıntı. Rab, buna katlanamıyorum ama yine de senin isteğin olsun dediğiniz zamanlar oldu mu? Yine de benim değil senin isteğin olsun. Gökten bir melek İsa'ya görünerek onu güçlendirdi. Derin bir acı içinde olan İsa daha hararetle dua etti. Teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu. Wow. O ter bezleriyle kan birbirine girmiş artık. Demek ki o stresten ve o sıkıntıdan damarları çatladı büyük ihtimalle. Ve terine karıştı kan damlaları. Ve İsa duadan kalkıp öğrencilerin yanına dönünce onları üzüntüden uyumuş buldu. Onlara niçin uyuyorsunuz dedi. Kalkıp dua edin ki ayartılmayasınız. İşte Rabbin gücü bu ezilmeyle ortaya çıkar. Peki neden ezilmemiz gerekir? Çünkü benlik ezilmezse Rabbin gücü bizim üzerimize gelmez. Neden benlik ezilmesi gerekir? Çünkü güç hizmet sorunudur. Eğer Rabbin gücünü arıyorsanız aynı zamanda hizmeti de aramalısınız. Rab kendi gücünü yani mesedişini, o mesyağını size benim oğlum bugün iyi hissetsin diye vermez. Kendi oğlunu mesedip çarmıha veren babamız bizim de aynı şekilde ezilmemizi ister. Neden? O benlikle o yağ bizim üzerimize gelmez. Eski antlaşmada Musa Harun'a dedi ki bu yaptığım kahin giysilerini giy ondan sonra ben seni mesedeceğim dedi. Çünkü o mesediş bu et bedene işlemez. Tanrı bu et bedeninizi yani o benliğinizi mesetmez. Ancak o baş kahin kıyafetini giyersiniz Rab o zaman bizi mesheder. İşte bu benliği öldürmek de işte bu sıkışma zamanlarında gerçekleşir. Başka hiçbir şekilde. Yani sabah kalkıp bugün benliğimi öldürüyorum deyip öldüremeyiz. Benim benliğim ne zaman öldü biliyor musunuz? Size bir tanıklık vereyim. Çok üzüntülü zamanlar geçirdik 2007 yılında. Kardeşlerimiz şehit oldu değil mi? Ve gerçekten büyük bir çağrıdır şehit olmak. Rab ona layık göstersin. Yani çok tap bir hedeftir şehitlik. Ve o günlerde kilisede hizmet ediyordum. Ve sabah kilisenin kapısını açtığımda kapıya bir yazı asmışlar. O yazıda diyordu ki sıra sizde. Büyük bir tehdit var. Ve o zaman benim yanımda Koreli bir aile daha vardı ve ertesi gün Kore hükümeti aniden onları Kore'ye çağırdı. Ve o zaman kilisemiz çok yeni bir kiliseydi. Ve onlar aniden ertesi gün pazartesi günü Kore'ye döndüler. Ve ben tek başıma kilisede kaldım. Ve öbür hafta pazar günü ve hafta içi çarşamba toplantılarına gitmek istemiyordum. Çünkü adam yazmış sıra sizde. Yani kapıyı çalacak beni de şehit edecekler, öldürecekler diye korkuyorum. Haftaya pazar geldi. İbadete gittim ve vaaz veriyorum. O zaman kulağım hep kapıda. Şimdi çalacak, içeri girecekler, beni öldürecekler. Ve o zaman işte bir nokta geldi. Artık vaazı bırakacağım, pazar ibadeti iptal edeceğim diye çok noktaya kadar geldi. Ve sonra o sözler yüreğime döküldü. Paulus'un dedi ki artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Ne olursa olsun canım artık önemsemiyorum diye yüreğimden geçti ve sanki o yüreğimdeki ateş aniden söndü. Tamam Rab gelsin.
senin isteğin dışında hiçbir yaprak kımıldamaz. Dediğim anda yaşamında büyük bir ezilme gerçekleşti. Ve işte o zaman o benliğimden, tabii ki hala mücadele ediyor ama çok büyük bir kırılma anı oldu yaşamımda. Ve Tanrı ondan sonra kutsal kitaba bakışımı, hizmetimi, çalışmamı hepsini değiştirdi. Ondan sonra var ya artık geriye dönemedim. O İsa'nın yaşadığı zaman gibi. Bir yere geçersiniz artık geriye dönemezsiniz. İşte Rab o zaman bizi mesheder. Her zaman geriye dönük bir düşünce varsa, sabanı tutup hala aklımız gerideyse orada bir güç ortaya çıkmıyor. Güç ne zaman ortaya çıkıyor? Tamamen o kırılma anını geçmelisiniz. Amin. Rab hepimizin bu benlikten kurtulması için bize yardım etsin. Haleluya. Ve dediğimiz gibi Tanrı halkını kendi gücüyle, kendi yağıyla meshetmek ister. Eski antlaşmaya bakın. Davut hizmete başlamadan önce Samuel ona ne yaptı? Bir yağ ile meshetti değil mi? Harun, Musa hepsi. Ve bugün de biz de ruhsal açıdan kutsal ruhla meshedilmeliyiz. Ve bu meshediş bize vaat edildi. Çünkü bizim önderimiz Mesih'tir. Bizler de o meshedişi takip etmeliyiz. Ona böyle bir sıfat verdiklerine göre Rabbimiz bize dikkat etmemizi ister. Peki yaşamımıza meshediş nasıl gelir? Dediğim gibi biz bir zeytin ağacı olarak dikildik. Ve yaşamımızda çarmıh meyveleri dökmesi gerekiyor ve meyvelerin ezilmesi gerekiyor. Ama yeni antlaşmada bunların ruhsal anlamını size göstereceğim. Şimdi Yuhanna 14. bölüme bakalım. Hep yukarıya seslenmek istiyorum. Yukarısı nasıl gidiyor diye. Yuhanna 14:6. Pardon, 14:16. Kutsal kitap diyor ki, ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. İsa diyor ki, babadan ruhu ben size isteyeceğim. Ama kutsal ruh nerede olacakmış? Ayetler ne diyor? Önce aramızdadır kutsal ruh. Nasıl aramızda? Ben 22 yaşında, 22 yaşının son zamanlarında Mesih, Rab ve Kurtarıcı olarak kabul ettim. Ama ondan önce kutsal ruh benim yaşantımdaydı. Çünkü Tanrı'nın planı öncesizlikten başladı. Ve kutsal ruh her gün, her acı yaşadığım zamanda bile yanımda ve benim aramdaydı. Ve 22 yaşına kadar kutsal ruh beni ikna etti. Her gün o aramızdaydı. O insanların arasında. Ve şu anda insanları ikna ediyor. Aramızdadır o. Ama ne zaman iman edersiniz, ne zaman Mesih, Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edersiniz, işte o zaman kutsal ruh ne yapar? İçinizde olur. Size yeni bir doğuş verir. Ve siz o zaman Mesih'in gerçekliğini kabul edersiniz. Çok o tarihsel bilgiler, çarmı ve o peygamberliklerin kitabı bir anda ah bunlar yaşam sözü diye okumaya başlarsınız. Her şey perde açılır ve Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edersiniz. Ama bu hizmet için yeterli değildir. Kutsal kitap böyle söylüyor çünkü. Hizmet etmek için başka bir şey var. Ve ben 22 yaşına iman ettiğim, o benim hayatımda olan kutsal ruh benim yüreğime taht kurdu. Ve beni mühürledi kurtuluş için. Bana yeniden doğuş verdi. Ama İsa öğrencilerine dedi ki, Yeruşalim'den ayrılmayın. Siz beni gördünüz ve Yuhanna 20. bölümde İsa onlara üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Ve onlar kutsal ruhu aldıkları için, yani imanlı oldukları için Yeruşalim'de bekleyebildiler o vaatlerin gerçekleşmesi için. Kurtulmayan hiç kimse vaatleri bekleyemez. Kurtulmayan kişi için vaatler geçerli değildir, değil mi? Ama Yuhanna 20'de İsa elçilere kutsal ruhu verdi ve onlar İsa göğe alındıktan sonra imanla beklediler. Çünkü vaatler imanlar içindir. Kurtulmuşlar içindir. Tanrı çocukları içindir. Ve niye beklediler elçiler?
Tamam, İsa'yı gördük, çarmıha gerildi, dirildi, hamdolsun, harika, biz bunu tanıklarını yapabiliriz diyebilirlerdi değil mi? Ama neden yapmadılar? Neden yapmadılar? Neden İsa onları bu şekilde göndermedi? Çünkü onlar biliyordu zayıflıklarını. Çarmıha gerilirken Petrus hemen inkar etti, değil mi? Son zaman hemen inkar etti. Onu tanıyamadılar bile dirildiğinde. Anlayamadılar. Çünkü Tanrı'nın bilgisi çok derindir. Bütün İsrail bile anlayamadı. Ama onlara yeni bir bakış gerekiyordu. Rabbin gücüyle olayları yorumlamaları gerekiyordu. Ve Rabbin gücüyle hizmet etmeleri gerekiyordu. Ve bu yüzden İsa dedi ki Yeruşalem'den ayrılmayın. Kutsal Ruh sizi vaftiz edene kadar. Elçilerin İşleri 1. bölüm 8. ayete birlikte bakalım. Diyor ki ama burada ayetler yok diyor. Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalem'de bütün Yahudi ve Samariye'de dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Çok ilginç kelime değil mi? Kutsal Ruh aramızdaydı, içimizdeydi. Peki şimdi nereye gelecek? Ne diyor ayet? Üzerimize gelecek diyor. Rabbin gücünü üzerimize giymeliyiz. Yani üzerimize sürülmeli. Nasıl bir krem sürüyorsak Rabbin gücü de bizim üzerimize sürülmeli. Rabbin gücüyle sürülmeliyiz. Yani kutsal yağ ile ovulmalıyız biz. Ve işte elçiler bunu beklediler. Ve elçiler bunu beklediler ve bu her vaat gibi bu vaat de gerçekleşti İsa Mesih ile birlikte. Haleluya. Çarmıhta bütün vaatler bizim için evettir. Ama bazıları diyor ki ya bu elçiler içindi. Sonraki imanlar için değildi. Elçiler zamanında güce ihtiyaçları vardı, ruhsal armağanlara ihtiyaçları vardı. Ama sonra Kutsal Ruh kimsenin üzerine inmedi. Benim üzerime indi. Ben bunu tecrübe ettim. Ama benim tanıklığım belki çok değerli olmayabilir bazıları için. Ama Kutsal Kitap'ta diyor ki, elçilerin dışındaki insanların üzerine de indi. Haleluya. Bu gerçek çok sarsıcıdır. Elçilerin işlerine bakalım. Elçilerin İşleri kitabının 8. bölüm 6. ve 16. ayetleri. Filipus Samaria'ya gidiyor. Bu Filipus elçi değil. Bu yedilerden, yardımcılardan birisi. Diyor ki, Filipus'u dinleyen ve gerçekleştirdiği belirtileri gören kalabalıklar hep birlikte onun söylediklerine kulak verdiler. Birçoklarının içinden kötü ruhlar yüksek sesle çıkarak, haykırarak çıktı. Birçok felçli ve kötürüm iyileştirildi ve o kentte büyük sevinç oldu. Haleluya! İşte bu güce ihtiyacımız var. Filipus meshedilmiş bir adamdı. Elçi olmasa bile. Ama ne diyor? Kentte ne olmuş? Bir vaaz vermiş, kötü ruhlar çıkmış, hastalar iyileşmiş ve kentte büyük sevinç olmuş. Sonra 14. ayete bakın. 8. bölüm 14. Elçiler 8. bölüm 14. ayete bakın. Şunu sorayım. Böyle bir tanıklığı görseniz, birisi vaaz ediyor, insanlar iman ediyor, seviniyor, hamdolsun deyip felçler ayağa kalkıyor. O zaman ne dersin? Bunlar imanlı, iman ettiler, kurtuldu bunlar dersin değil mi? Ve Kutsal Kitap da bize diyor ki 14. ayette Yeruşalem'deki elçiler Samariye halkının Tanrı'nın sözünü benimsediğini duyunca Petrus'la Yuhanna'yı onlara gönderdiler. Türkçe'de biraz benimseme kelimesi biraz hafif kalıyor ama orijinal çeviride bu sözü kabul ettiler. Ve vaftiz oldular anlamına da gelen bir çeviri var. Sonra diyor ki Petrus'la Yuhanna oraya varınca Samariyeli imanların kutsal ruhu almaları için dua ettiler. Çok ilginç. Bir insan kutsal ruh olmadan iman edemez. 1. Korintiler 12. bölümde yazıyor. Ve iman tamamen kutsal ruhun bize verdiği yeniden doğuşla ilgilidir. Değil mi? Kutsal kitap bütün. Ama burada ne diyor? Kutsal ruhu almadılar. Ayetleri birkaç çeviriden okumalıyız. Ama size açıklayayım. Çünkü kutsal ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Rab İsa'nın adıyla vaftiz olmuşlardı. Haleluya. Bunlar vaftizse su vaftizi de olmuşlar. Ama 16. ayette çok enteresan bir nokta var. Çünkü ruh daha hiçbirinin üzerine inmemişti. Kutsal ruh onların arasındaydı. Onlar iman etti, vaftiz etti ve içlerindeydi, yüreklerindeydi. Ama bu kilise daha kutsal ruhla vaftiz olmamıştı. İşte fark burada.
Ya bu yüzden elçiler oraya gidiyor. Bu kilise de Rabbin gücüyle, Rabbin mesedişiyle vaftiz olsun diye Petrus'la Yuhanna oraya gidiyor. Diyor ki, Luka titizlikle bunu belirtiyor. Hiçbirinin üzerine inmemişti daha diyor. Kusaru sizin üzerinize indi mi? Böyle bir tecrübe yaşadınız mı? Yaşayın kardeşlerim. Gerçekten yaşayın. Rabbin sözünü bir söz gibi değil, gerçekleşeceğini umduğunuz ve gerçekleşmesini hararetle bekleyin, arzulayın. Bu karizmatik kiliselerin ilk çıkış noktası da öyleydi. Katolik öğrenciler bir odaya gittiler ve Kusar'ın vaftizi nedir diye günlerce düşündüler ve dua ettiler. Ve gerçekten o kilisenin üzerine ruh indi ve hepsi vaftiz oldular. Ve sonra o karizmatik akımlar oradan başladı. Ve sonra ayet bize söylüyor. Petrus'la Yuhanna onların üzerine ellerini koyunca onlar da kutsal ruhu aldılar. Yani Rabbin gücünü giydiler. Rabbin gücü onların üzerine indi. İşte aradığımız şey bu. Hepimiz Mesih'e iman ettiyseniz, evet kutsal ruh sizin yüreğinizdedir. Siz kurtuldunuz, sona kadar kutsal ruh sizi saklayacaktır. Ama Rabbin gücünü arıyorsanız, yani Rabbin hizmetine çağrıldık, evet hepimiz, ama hizmeti de aramalısınız. Rabbin gücü hizmetle ilişkilidir. Kurtuluş, bu da Rabbin gücüdür. Ama Rabbin gücünü üzerinize giymeniz tamamen sizin hizmetinizle ilgilidir. Çoğu bazen hizmet ettiğim o tecrübede insanlar, Rabbin gücü benim üzerime gelsin, armağanlar gelsin, ellerimi koyayım, hastaları iyileştireyim, bu armağanlar, bu gücü çok isterler. Ama gerçekten yaşamımızda çok büyük bir ezilme ve benliğin tamamen yok olması gerekiyor. Tanrı sadece tatmin olalım diye bize kendi gücünü vermez. Bu çok ciddi bir meseledir. Yaşamınızı tamamen değiştirmeniz, yaşamınızı tamamen değiştirecek bir karar almanız gerekir. Sanki Yakup gibi belki. Tanrı ile güreşti. Ve sonuç olarak yaşamınızda bir değişim arıyorsanız ve yaşamınızın Tanrı'nın alt üst etmeniz ve Tanrı'nın büyük vaatlerinin ve bereketinin gelmesini istiyorsanız cevap mesedişte'dir. Rabbin gücünün üzerinize gelmesidir. Ama ilginç bir şey var. Belki bu size çok teşvik olur. Emmaus yolunda öğrenciler var dirilişten sonra değil mi? İsa ve öğrencileriyle beraber gitti. Onlar tanıyamadı, anlayamadılar. Ve sonra kutsal kitapta çok ilginç bir şey var. İsa oradan ayrılacakmış gibi yaptı diyor. İsa tam beraber çok güzel konuşuyorlardı. Onlar hatta öğrenciler dedi ki biz onu İsrail'in kurtarıcısı zannetmiştik ama adam öldü. Adam öldü gitti. Bütün umutlarımız bitti. İsa yanında konuşuyor. Ama ruhtan yeniden doğmayla ilgili bu İsa Mesih'i anlamak. Ve sonra İsa Mesih bir anda gidecekmiş gibi davrandı. Hadi dostlar görüşürüz benim işim var. Onlar da tamam görüşürüz demediler değil mi? Çok ilginç bir şey yaptılar. Lütfen bizimle kal. Ve kutsal kitap diyor ki çok ısrar ettikleri için İsa onları kıramadı diyor. İşte bizim Rabbimiz arzulanmayı ister. Onu arzulamalısınız. Onu çağırmalısınız. Onun kalması için, onun yaşamınıza vaatlerinin gerçekleşmesi için ısrarcı olmalısınız. Dualarımız yarım kalmamalı. Evet Rab bunu istiyorum. Olursa olur olma değil. Sonuna kadar. Rab seni istiyorum. Hararetle, bu arzuyla onu istediğimiz zaman işte onun vaatleri o zaman gerçekleşecek. Elçileri düşünün. Ya bu kutsal ruh vaftizi olmuyor. Ben artık dayanamıyorum. Çıkıyorum deseydi ne olacaktı? İşte bugün de bizim ihtiyacımız olan arzu ve istek budur. Ve işte bunu yaptığımızda Rabbin gücü bizim üzerimize dökülecek ve onun gücüyle gerçekten büyük ve harika işler yaparız. Amin. Hepiniz çağrıldığınıza iman ediyor musunuz? Ellerinizi kaldırabilir misiniz? Ben çağrıldım. Ben çağrıldım. Amin. Doğru. Hepimiz çağrıldık. Ve hepimiz Rabbin gücüne ihtiyacımız var. Ve çağrıldığımıza göre de Rab kendi gücünü bize verecek, bizi mesedecek ve Rab kendi işini, kendi adını bu ülkede yüceltecektir. Amin. Birlikte dua edelim.